Evet. Haber 1903 YouTube TV'ye hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir konuğum var. Sayın Hayri Cem ağabeyim bizimle birlikte olacak. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba abi. Malum futbolun gündemi yoğun, Beşiktaş'ın gündemi yoğun. Futbolun gündemi yoğunluğu kadar kirli maalesef. Futbolumuz taklit haline dönmüş. Yöneteniyle, yönetileniyle sahada mücadele, adalet yok, hiçbir şey yok. Bunların hepsini sizinle konuşacağız inşallah. Söze önce Semih Kılıçsoy'un olayıyla başlamak istiyorum sevgili Hayri abicim. Malum bu seneki bizim iki tane Beşiktaş'ın övünç kaynağı var. Bir kupada işte yolumuza gidiyoruz. Bir de Semih gibi genç bir kardeşimizi kazandık. Onu önce bir A milli takıma çağırdılar. Sevindik. Fakat çocukla antrenmana çıktı. Ne bir şey oldu. Direkt Ümit Milli'ye gönderildi. Tabii ki bu konularda birden futbolcuyu geri çağıramıyorsunuz. Çağırdığınız zaman belli bir cezası var. Ona uygulanabilir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş'a karşı bir tavrı var. Bu çok net artık. Bununla ilgili, Semih'le ilgili düşünceleriniz neler Hayri abicim, öğrenebilir miyiz? Önce duygusal açıdan şey yapayım, kendimi ifade etmeye çalışayım. Biraz önce telefonla konuştuk, maçı seyrediyorduk. Semih, artık A milli takım maçlarını seyretmeyeceğim, bana bir şey ifade etmiyorlar. Çünkü objektif değiller, çünkü tarafsız değiller, çünkü Türkiye'nin çıkarını düşünerek bu takım oluşturulmuyor. Şöyle gireyim söze. Öncelikle bu Beşiktaş'a yapılanlar ilk değil, son da olmayacak. Ben yöneticilik yaptığım dönemde de böyle tavırlar vardı Beşiktaş'a karşı. Devam da ediyor bu. Beşiktaş buna rağmen ayakta kaldı. Buna rağmen şampiyonluklar yaşadı. Buna rağmen başarılarını sürdürdü. Gene de sürdürecek. Ama bu yapılanı ben skandal falan demiyorum. Hainlik diyorum. 18 yaşında bir çocuğa yapılmaz bu. Şimdi A milli takımın da programı belli. Ümit milli takımın da belli değil mi? Bu Ümit milli takımın programı bugün belli oldu da aman apar topar Semih gel seni oraya yollayalım diye karar vermediler. Evet. Şimdi çocuğu çağırıyorsun A milli takıma. 3 gün antrenmana çıkartmıyorsun orada. Oturtuyorsun. Sonra da hadi sen git Ümit milli takıma. Yazıktır yani. Türkiye'nin değeri bu çocuk. Sadece Beşiktaş'ın değil. Türkiye'nin değeri. Arda nasıl Türkiye'nin değeri ise bağrımıza basıyorsak ve inanın keyifle seyrediyorum Arda'nın maçlarını. Gurur duyuyorum. Semih de Arda'nın bir gram eksiği olmayan, en az Arda kadar değerli Türkiye'nin bir değeri. Bu çocuğun değerini böyle ayaklar altına alarak Beşiktaş üstüne yürümek yanlış. Eğer Beşiktaş'ta bir hesabın varsa orada başkanımız var, yönetim kurulumuz var. Git onlarla hesaplaş. 18 yaşında çocuklar ne istiyorsun? Ben Montella'ya da saygımı yitirdim. Bugüne kadar çok saygı duyuyordum ve çok sempatim vardı. Severek izliyordum. Ama artık ona da saygım kalmadı. Çünkü doğru konuşmuyor. Yalan konuşuyor. Söylediği bahanelere baktığımız zaman işte yok şeyi tamamlamamış, ligde bir sezon boyunca oynamış. Hangisi oynamış? Yani Arda oynuyor mu bir sezon boyundur? Yani bir sürü bahane üretiyorlar. Yalan bunlar. Dolayısıyla çok sinirliyim. Duygusal olarak çok üzgünüm. Yani o çocuk adına üzgünüm. Ve bundan sonra hakikaten A milli takım maçlarını protesto ediyorum, izlemeyeceğim. Evet abicim, haklısınız da bizi duygusal anlamda çok yıprattılar. Bir de yani Beşiktaş'ı böyle bir kirliliğin içine doğru çekmek için çaba da gösteriyorlar Hayri abi. İşte pazar günü oynanan Trabzon-Fenerbahçe maçının ardından bir işte aday bizi bir şeylerin içine çekmeye çalışıyor. Ya kardeşim, Beşiktaş'ı siz işin içine niye çekiyorsunuz? Yani Beşiktaş bambaşka bir takım, bambaşka bir kulüp, bambaşka bir zihniyete sahip. Bizim bu kirliliğin içinde bir işimiz olmamalı ama nedense bizi de böyle bu cenderenin, bu pisliğin içine çekmeye çalışan bir taraf var, bir güruh var. Onlar da bir şekilde bizlerle oyun oynuyorlar. İşte böyle bu tip olaylarla da yüzlerini gösteriyorlar diyeyim Hayri abicim. Şimdi müsaade ederseniz eğer sizin Beşiktaş'ın çöküşü başlıklı bir yazınız vardı. Onunla ilgili çok değerli fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Malum Beşiktaş son 20 küsürlük zaman dilimi içerisinde zihinsel, mantık olarak, ruh olarak çok değerini kaybetti. Bunu hemen hemen işte Beşiktaş'ı gerçekten seven, arması için seven, renkleri için seven, büyük futbol severler, siz gibi değerli isimler söylüyorsunuz. Biz ne oldu da böyle bir erozyon içine girdik? Nasıl oldu da bu çöküşün içine girdik? Bu sorunun bağlamıyla birlikte işte geçen sene 3 tane transfer yapsak da şampiyon olur dediğimiz takım nasıl oldu da bu hale geldi? Bu hale gelmesinin sebebi bu ruhsal çöküşün bir etkisi midir? Bunları sizden öğrenmek istiyorum sevgili abicim. Estağfurullah. Ya benim şahsi görüşüm bunlar, söyleyeceklerim. Ben iki şey görüyorum. Birincisi, bir istikrar yok Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın hiçbir alanında istikrar yok. Yönetimler değişiyor, hocalar değişiyor. Ondan sonra kadrolar değişiyor. Futbolcu alıyorsunuz, futbolcu oluyorsunuz. Bir istikrar yok. Bu istikrarsızlık takımı son derece olumsuz etkiliyor. Şimdi dediğiniz gibi geçen seneki takıma bakın. Orada bir iki takviye ile şampiyon olacaklardı. Şenol Güneş'in döneminde, işte o son dönemde maç kaybetmediler. Şimdi orada ben Şenol Güneş'e de prim vermiş olmak istemiyorum. Çünkü o kadroyu Şenol Güneş kurmadı. O kadroyu kuranı da yolladık biz. Şimdi böyle baktığımız zaman, şimdi takıma bakıyorum. Bir kere şampiyonluğa oynayacak bir takım değil bu takım. Bir kere bunu kabullenelim. Yani toplam kalite olarak baktığımız zaman toplam kalitesi düşük bir takımız. Yani o eski şampiyon olduğumuz dönemdeki Mario Gomez'leri, Taliskaları, işte Kuarejmaları falan hatırlasanıza, Pepe'si, bunlar böyle bir takım, böyle kaliteli bir takımda her futbolcu kalitesini gösterir, oynar. Şimdi mesela Muçi ile işte getirdiler, Musrati'yi. Şimdi bu adamlar için ben kaliteli, kalitesiz veya iyi kötü demek hakkını kendimde bulmuyorum. Çünkü daha çok yeniler, yeni seyrediyoruz. Ama dünyanın en iyi futbolcularını da getirsen, bunlar dünyanın en iyi futbolcuları da olsa bu kadro içinde performans gösteremezler. Çünkü takımın toplam kalitesi düşük. Bu bir yana, şampiyonluk açısından bunu konuşuyorum. Ama bir de bir başka yanı var. Bu kalitenin daha altında kalitedeki takımlar var. İşte Antep'e gidiyorsun, yeniliyorsun. Ondan önce kime yenildik bir hafta önce de, takımın adını neyse, yani bizden çok daha düşük kaliteli takımlara yeniliyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman o zaman bir de ruh eksikliği var. Yani takım kendinden daha zayıf, daha az kaliteli takımları da yenemiyor. Bundan önceki yendiğimiz maçlar da bizim oyuncularımızın bireysel yetenekleriyle kazandığımız maçlar. Yani bir sistem sonucu, bir sistemin getirdiği çalışılmış goller falan seyretmedik. Yani Semih ortaya çıktı, gol attı. Diğer işte Cenk ortaya çıktı, gol attı. Böyle bireysel yeteneklerle, bireysel çabalarla atılan goller. Dolayısıyla takımda bir ruh yok. Toplam kalite yok. Ben bir de şeyden de şüphelerim var. Çalışma, yani bakın şimdi bir sürü sakat görüyoruz. Yani fizik kondisyon açısından bir sorunumuz olduğu açık. Onun yanında bir sistem göremiyoruz. Yani hoca geldi, hocayı eleştirmek de yanlış, bekleyip görelim diyoruz. Ama yani bir hocanın bir sistemi olur. Her hafta değişik bir sistem seyrediyoruz. Her hafta oyuncuları değişik pozisyonlarda seyrediyoruz. Şimdi hoca da bir yandan da haksızlık etmek için hocaya da hak veriyorum. Şöyle, hani eleştiriyoruz. Niye hücum futbolu oynatmıyoruz? Beşiktaş hücumcudur. Beşiktaş defans yapmaz. Kimle hücum yapacak hoca? Sol kanadın yok. Cenk'i koyuyorsun. Olmadı Semih'i oraya çekiyorsun. Şunu, yani solda senin bir kere eksiğin var. Hani biz de kızıyoruz. Niye Cenk'i santrafor alıp Semih'i sola atıyor? Semih'e aslında yazık oluyor. Semih santrafor. Merkezde oynaması lazım. Ama Cenk defans yapmadığı için bakıyorum hoca mecburen Semih'i alıyor. Çünkü bu sefer oradan hücum yiyoruz. Semih hiç olmazsa biraz defans yapar, geri koşar diyor gibi. Sağa bakıyorsun, Raşika var. Raşika tek başına yeterli değil, Raşitsa. Onur var arkasında oynayan. İşte gelen Svensson'un kalitesi. Yani kimle hücum yapacak bu hoca? Şimdi onu da hakkını yemeyelim. Dolayısıyla bizim bir toplam kalite sorunumuz var. Bir ruh sorunumuz var. Bir istikrar sorunumuz var. Bir de şey geliyor gene Hayri abi. Şimdi 5 tane teknik direktör değişti. Bu 5 tane teknik direktörün kendine ait bir antrenman sistemi var. İşte o antrenmanların yoğunlukları var. Futbolcuların burada vücut olarak da buna performansının etkilenmesinin sebeplerinden biri de budur diye düşünüyorum. Yani futbolcular da 5 tane teknik adamın 5 ayrı sistemiyle bugüne kadar gelmeye çalıştılar. Bu da çok etkilemiş olabilir. Şimdi bakın teknik direktör ayrı bir kurum. Fizik kondisyon işi ayrı bir kurumdur. Kurum olarak bakmamız lazım. Her hoca kendi elemanlarını getiriyor, çalıştırıyor. Bakın Weghorst giderken İngilizce yaptığı mülakatta şunu söylemişti. Ben burada kalsaydım bu antrenman sistemiyle, Şenol Güneş'in uyguladığı antrenman sistemiyle benim futbol hayatım biterdi demişti adam. Yani şimdi biz böyle şeyleri çok önemsemiyoruz. Halbuki asıl önemlisi orası, yani o futbolcunun taktik ve oyun eğitiminin ötesinde fiziksel kondisyon eğitimi ve bunun çalışmaları çok daha önemli. Biz bunu önemsemiyoruz. Aman işte kim var ya, şunlar boşta, şunları getirelim, bunlar yapsın. Hayır, yani nasıl hoca seçiminde titizsek fizik kondisyon ve antrenör konusunda aynı titizliği göstermiyoruz. Evet. Burada bir ekip olarak da bir eksik kalınca da malum bu tip şeyler ortaya çıkıyor maalesef. Evet, şimdi burada şu oluyor. Şimdi eski okul diye, İngilizce'de eski okul derler, old school, yani dönemi geçmişler için kullanılır. Şimdi biz altyapıda da dönemi geçmiş insanları kullanıyoruz. Bu tür fizik kondisyonda, training'de, antrenmanlarda da dönemi geçmiş. Şimdi yani her ikisinde de biz bu insanları çok önemsemediğimiz için, işin ucuzuna kaçtığımız için ya da ahbap çavuş ilişkileri. Şimdi eski futbolcuları altyapıya getiriyoruz. Eski futbolcu neyle yetişti? Hangi bilgiyle, hangi eğitimle yetişti? Neyi verecek o çocuklara? Yani onların aldığı eğitim ortada. Bunlar 30 sene öncenin eğitimi. Bunlar gidip Avrupa'da kendilerini yetiştirdiler mi? Avrupa'da bir hocanın yanında mı çalıştılar? Oraların eğitim sistemini mi gördüler? Getirip altyapının başına eski hocaları koyuyoruz. Yanlış bu. Aynı şey işte bu şeyde fizik kondisyon için, antrenman için, ekibi için de söylemek mümkün. Maalesef, maalesef abi. Çok doğru söylüyorsunuz. Sistemin çok gerisinde kaldık. Sistemin çok gerisinde kalan yetişmiş insanlardan medet umuyoruz. Onların da tabii bildikleri doğrultuda işler yapmaya çalışıyorlar ama çağı yakalamak, zamanı yakalamak bambaşka bir şey. Malum işte biz bugünlerde yapay zekanın neler yapabildiğini tartışıyoruz. Herkes kendi meslek alanında yapay zeka denen şeyin önünde nasıl bir çağ açtığını görüyor. Biz futbolda sistemi, doğruyu bir türlü yakalayamıyoruz. Yani Avrupa'da bu işi en iyi yerde nasıl yapılıyorsa kulüpler, federasyon bu işi bir sistem haline getirerek buradaki insanları oraya gönderip orada eğitim almalarını, bilgilerini tazelemelerini, yeni bilgilerle donanım haline almalarını sağlaması lazım ama herhalde bu bizim için şu anda bir ütopya. Böyle de gelip gidiyor gibi gelecek. Kesinlikle. Yani ama Beşiktaş başarabilir bunu. Yani Beşiktaş'ın kendi başına başarması lazım. Yani bir dönem yakaladılar bu rüzgarı. Geçmişte Metin Ali Feyyazlar'ın döneminde bu rüzgar yakalanmıştı. Şimdi yeni bir atılımla yapılabilir bu. Çok da atla deve bir şey de değil yani. Bunun için de fikirlerimiz var. Onu da iletiyoruz yönetime ama bakalım. Belki de şey de olabilir mi Hayri abi, ne dersiniz? Mesela eski futbolcular kendilerini eğitim alanında böyle çoğu yurt dışına gidip de bir eğitim almıyorlar. Burada en kolay iş yorumculuk yapıp cebimdeki parayı arttırmanın derdindeler. Bu da bir şey değil mi? Çelişki değil mi yani? Bilmiyorum, ya da işin kolaycılığına kaçmak değil mi Hayri abi? Ya tabii ki kolaycılığına kaçmak ama burada önemli olan şey kulübün bu konuda yatırım yapması. Nasıl yatırım yapabilirsiniz? Yani 3 aşamalı bir ben plan öneriyorum. Birinci aşama, şimdi biz Amerika'yı yeniden keşfetmememiz lazım. Bu işi en iyi yapan Avrupa'daki kulüpler belli. Bunlardan birinin kapısını çalarsın, dersin ki gel kardeşim Türkiye'de seninle ortak altyapı şirketi kuralım. Birlikte yetiştirelim bu oyuncuları ve bunların tüm şeylerine seni de ortak edeceğim, lisanslarına. Bu birinci adım. İkinci adım, ilk sene diyeceksiniz ki bunlara senin hocaların bende hoca yetiştirsin. Yani eğitimcilerin eğitimi şart. İşte o zaman belki eski futbolcularımıza da gel sen de katıl buraya bak bu eğitimi al diyebiliriz. Ya da gençlere bu eğitimi almalıyız. Ama tercihen spor akademilerinde okuyan oradaki değerli Beşiktaşlılarımız var. Öğrenciler veya orayı henüz yeni bitirmiş. O çocukları toplarız, o gençleri. Gel kardeşim siz bu eğitimi alacaksınız ve bundan sonra altyapıda sizle yürüyeceğim. Eğitimcileri de eğittikten sonra bu sefer çocukları eğitmeye başlarsınız. 3 sene içinde bunun verimini alırsınız. 3 sene. Yani Barcelona'da bunu daha önce de söylemiştim. Messi'nin Barcelona'ya maliyeti 2 milyon euro. 2 milyon euroya mal ettiler. Yani altyapıya getirdiler. Altyapıdaki harcamalarını bölüyorlar oyuncu sayısına. 2 milyon euro. Yani biz de çok daha da ucuza mal ederiz Türkiye'de. Ama bunun için bir sistem olması lazım. Yani gel Ahmet sen iyi futbolcuydun, geç şuranın başına, olmuyor işte. Bugüne kadar olmadı. Yani Semihler de Ardalar da kendi yetenekleriyle ortaya çıktılar. Eski yönetimle bir kere mukayese etmemek lazım. Eski yönetim dönemini tamamladı. Başarı başarısızlığını camia zaten değerlendirdi. Yeniden görev vermedi. Dolayısıyla onlar gittiler. Eski yönetimle karşılaştırmayacağım. Ama yeni yönetim gelirken bir takım vaatlerde bulundu. Yani özellikle şunu söyledi. Biz projelerimiz var, planlarımız var. Gelip oturacağız, orayı yöneteceğiz. Şimdi Divan Kurulu toplantısında şeyden izledim, banttan izledim. 2 defa izledim. Başkanımız hep şikayet etti. Yani eskiyi anlattı, olumsuzlukları anlattı, geçmişte yapılanları anlattı. Evet, camia bunları bilmesi gerekiyordu. Teşekkür ederiz, bizi bilgilendirdi ama Beşiktaş başkanlık makamı şikayet makamı değildir, dert yanma makamı değildir. Beşiktaş başkanlık makamı çözüm bulma makamıdır. Yani o anlattığı olaylara dinlerken ben peki buna ne çözüm getirecek, bununla ilgili ne yapacak diye hep dinledim ama bunlara bir cevap alamadım. Dolayısıyla Beşiktaş'ın şu anda gördüğüm, şu anladığım kadarıyla gelirken belli bir plan projeyle gelinmemiş, çok az. Şimdi geçmişi suçluyoruz. Doğru, o söylenenlerin hepsine katılıyorum. Hepsi doğru anlatılanların. Fakat o yanlışları yapan yönetim gitti ama o profesyoneller halen görevde. Şimdi o yanlışları yapan profesyoneller niye görevde diye soruyoruz. Ya devir teslim töreni yapılmadı, devir teslim yapılmadı. Onun için bilgi yok, onları mecburen tutuyoruz deniliyor. Bu yanlış. Ben yani yönetici olarak profesyonel hayatımdan söyleyeyim. Böyle bir durumda ilk yapacağım üst yönetimi yollamak olurdu. Oraya girdiğim gün üst yönetime hiçbir şeye dokunma kardeşim, gidiyorsun, hatta bilgisayarlarına bile el koyar, öyle yollardım. Çünkü onlar orada kaldığı sürece eğer eskiden gelen bir takım hatalar, olumsuz işler varsa onları üstünü örtme imkanı veriyorsunuz bunlara. Dolayısıyla burada bir yanlış var. Yani bir yandan geçmişin şeylerini, hatalarını, eksiklerini, yapılmış kötü şeyleri anlatıyorsunuz bize. Güzel. Bir yandan çözüm önerisi getirmişsiniz. Bir yandan da onları yapanların profesyonelleri orada tutuyorsunuz. Bu çelişki. Yani bunu o profesyonelleri yollamadığınız sürece oradaki yapıyı düzeltmeniz mümkün değil. Ben inanmıyorum yapının düzeleceğine. Sıfırdan başlayıp genç, dinamik, bilgili, liyakatli insanları oraya oturtup sıfırdan başlarsınız. Bilgi olmasa da olur. Bilgi orada. Siz çünkü üstteki yöneticileri atıyorsunuz. Alttaki çalışanları atmıyorsunuz ki. Bilgi onların elinde de var. Onlar da size getirirsiniz bilgileri. Veya yeni yöneticileriniz de bir ay sıkışırlar. Bir ay sonra alışırlar. Her şeye hakim olurlar. Dolayısıyla biraz görüyorum. Ağır yürüdüğünü görüyorum işlerin. Ama kredi tanımak lazım. Yeniler, başkan da yeni, yönetimi de yeni. Başkanın oldukça tecrübesi var. Olimpiyat komitesinden tecrübesi var, uluslararası tecrübesi var. Sabretmemiz lazım, kredi tanımamız lazım. Ama bu eleştirileri de yapmamız lazım ki ben şuna inanıyorum. Hasan Arat bu eleştirileri dinleyip ciddiye alacak olgunlukta bir insan. Yani bunlara kızıp vay Hayri sen bunları söyledin deyip beni silecek bir insan değil. Ha, doğru da diyorsun diyebileceği şeyleri de ayıklayıp bunları da kullanabilecek olgunlukta bir insan. Bilmiyorum kaydoldu mu bunlara Eyüp? Kaydoldu abi. Ben çok özür dilerim. Ben bir yayından düştüm. Sizinkiler kaydoldu bu arada. Tamam. Arkadaşlarım bu montajı halledecekler. 3 aşağı 5 yukarı. Evet, yeni yönetim gerçekten en azından canla başla çalışıyor. En azından iyi şeyleri yapmaya çalışıyor. Geçmiş baktığımız zaman yapılan hataları yapmamaya çalışıyorlar. Mutlaka hataları olarak yaptıklarını da görüyorlardır. Yani Sayın Hasan Arat Beyefendi ve ekibi, sizin de bu değerli yorumlarınızı mutlaka olumlu bir şekilde karşılayacaklardır. Onlar da, ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani Sayın Hasan Arat'ın böyle bir anda tepki vererek vay benim için böyle diyen bir insan olmadığını bundan biliyoruz, tanıyoruz. Biz böyle düzeleceğiz gibi geliyor bana. Sizin gibi değerli isimlerin böyle değerli fikirleri, değerli yorumlarıyla herkesin iyisine iyi, hatasına da şurada hata yaptınız, aslında doğruyu şu şekilde yapsaydınız daha iyi olurdu diyerek böyle örneklerle, güzel örneklerle sizin verdiğiniz gibi düzeleceğimize ben de canı gönülden inanıyorum. Sizin de aynı şeyi düşünüyorum. Evet, hocaya çok erken eleştiri yapmak istemiyorum. Gerçekten hani böyle bir takıma gelmek, 5. teknik direktör olarak gelmek, ya Beşiktaş'ın hali o kadar işler acısı ki Hayri abi. Nereden neyi tutsak hep elimizde kalıyor. Bir şey de diyemiyoruz yani, kimseye bir şey hani diyememenin ağırlığı var birazcık üzerimizde. Çıkmaza doğru gitmeyelim, daha da çıkmaza gitmeyelim. Çünkü ekonomik tablo da ortada. Her yapılan hatanın böyle bir bedeli de var. Ağır bedelini de ödüyoruz. Bilemeyeceğim artık ne olacak bundan sonra. Başkan ve yönetiminden, Sayın Başkanımdan bir şey rica ediyorum. Biz hep Yeniçerilerin isyanıyla hoca yolladık. Hatta başkanları da Yeniçerilerin isyanıyla yolladık. Yeniçerilere taviz vermesin. Şimdi bakın, Süleyman Seba taraftar tarafından yollandı, hatırlayın. Serdar Bilgili taraftar tarafından yollandı. Yıldırım, Fikret, Ahmet Nur Çebi. Ya taraftarın bu kadar kulübün içinde olup kulübe bu kadar sahip olması beni rahatsız ediyor. Çünkü o zaman yönetimler rahat çalışamıyorlar. Popülistlik yapmaya başlıyorlar. Taraftarı memnun edecek. Şimdi taraftarı memnun etmek için bu hocayı yollamasınlar. Biraz istikrar lazım. Bakın Avrupa'daki başarılı hocalara 10 sene 15 sene orada kalıyorlar. Şimdi bu hocanın elindeki hamur belli. Ya bu hoca için ancak biz ne zaman gitsin diyebiliriz? Çok iyi bir kadro verirsiniz. Oynatamaz o kadroyu. Yani şimdi bu kadronun başına Guardiola'yı getirin. O da oynatamaz bu kadroyu. Yani yalnız yeni hocaya bir tek eleştirim var. Ben onun daha fazla gençlere sahip çıkmasını beklerdim. Yani bir Amartey'mi bizim Demirege mi diye koy teraziye, Demirege daha ağır basıyor. Şimdi genel kurul Divan Kurulu'nda da Sayın Başkan bunu söyledi. Hocanın gençlere değer verdiğini, işte oyuncu almaktansa elimdeki gençleri kullanın. Biraz belki yönetimin hocaya bu konuda telkinde bulunması. Zaten şu anda bir şeyimiz kalmadı. Ligde bir ne bileyim şampiyonluk iddiamız bitmiş. Gençlerle oynayalım. Üçüncülük de önemli. Çok önemli. Çünkü 4. Haziran'da başlayacak Konferans Ligi'ne giderse. Yani Haziran'da hiçbir hazırlık yapamayacaksın. Sonra o dönemde yani bir sürü sakınca sonra o dönemde yapılan kampın daha sonraki aylarda düşüş yaşanıyor. Aralık'ta, Ocak'ta bayağı bir düşüş yaşanıyor erken başladığı için falan. Dolayısıyla 4. olmak da kötü bir şey bizim için. Yani 3. olmamız lazım. En azından. Ama Bunu üçüncülüğü biz gençlerle de yakalarız zaten bundan sonra. Yani belki onların içinde daha parlayacak çocuklar da var. Onları da görürüz. Onlar da tecrübe kazanır. Dolayısıyla benim yönetimden ricam, hocaya tabii baskı olmaz, etik değil. Ama hocaya belki ricada bulunabilirler. Yani bak biz tamam bu şeyi kabullendik, bu durumu, ama gençlerimizin tecrübe kazanmasını istiyoruz. Hocam onlara öncelik ver denilebilir diye düşünüyorum. Vallahi Hayri abi biz sevgili Süleyman abiyle de konuştuğumuzda da ta bu işte yine hoca geldi, işte transferler lazım falan filan, böyle bir yoğun baskı olduğu dönemde de aynı şeyi söyledim. Burada da sizin şahsınıza tekrardan aynı şeyi söylemek nasip olacak. Ben yönetime şu çağrıyı yapmıştım. Ben olsam sezon bitene kadar herhangi bir transfer yapmam. Çünkü ara transferdeki alınacak her oyuncu risk demektir. Maddi kayıp demek. Biz bu şekilde, bu kadroyla gidebildiğimiz kadar yere gidelim. Öz kaynaktan ne kadar genç kardeşimiz varsa kazandırabileceğimiz, onları kazanalım. Onlarla sahaya çıkalım. Onların oynadığı futbol, inanın ki gelecek ya da şimdiki futbolculardan daha dirençli olacaklardır. Daha özverili olacaklardır. Bir de Beşiktaş taraftarının kendi öz kaynağından çıkmış çocuklara karşı ayrı bir bakış açısı vardır. Ayrı bir değer verişi vardır. Bunlarla yol alırsak daha faydalı olur. Ha, sezon bitmeden 2 ay, 3 ay öncesinden de bir planlama yapılır hocayla. Neler lazım? Hangi oyuncular, hangi mevkiler, hangi isimler? Bir scout ekibiyle bir şey oluşturulur. Yeni sezona bu şekilde başlanılır. Böylece en azından biz hem taraftar olarak hem kongre üyeleri olarak, tüm cami olarak Sayın Hasan Arat ve Santos'a bakın siz bu kadroyu kurdunuz ama şuralarda başarılı olamadınız diyebilme hakkımız doğar elimize. Yoksa onun dışında işte yapılan her şey zarar. Ekonomik anlamda zarar olacak. Bir de hakikaten bu takıma en kral futbolcuyu da getirseniz, en iyi teknik direktörü de getirseniz, şu anki ruh haliyle bitmiş bir takıma kimse bir şey yapamaz. Bu açık ve net bulunuyor yani maalesef. O yüzden ben 2 tane transfer geldi. Çok önemli. Yönetim elinden geleni yaptı ama başka çok böyle 5-6 tane futbolcu almak gibi bir girişimde bulunmadıkları için de ayrıca takdir ettim. En az evet 3. olabilir mi? İmkanımız var mı? Var. Bunu değerlendirebiliriz. Avrupa'daki dediğiniz gibi daha geç başlamak, sezonu biraz daha geç açmak her zaman için avantajdır. Çünkü ne kadar erken başlarsanız bu ligin ilk yarısı gelmeden bir yorgunluk çöküş başlatır ki bu da takıma başka türlü etki eder. Bu yönlerde sizinle aynı fikirdeyim sevgili Hayri abicim. Son sorum şu olacak. Sayın Başkan Hasan Arat'ın spordan gelen birileri artık futbolumuzu yönetecek, spor yönetecek, biz işlerine karışmayacağız demiş ve sevgili Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar'ı görevlendirmişti bu hususta. Özellikle son dönemde en çok eleştirilen isim Samet Aybaba. Feyyaz Uçar da bu eleştirilerden nasibini alıyor işte. En azından basındaki söylediği sözler eleştiriliyor. Ya böyle mi olur falan filan. Siz bu ikisini başarılı buluyor musunuz Hayri abi? Şimdi başarı başarısızlığı ölçmek benim haddim değil. Ben sadece şeyi söyleyebilirim. Şimdi bir yönetim kuruluna bir eski futbolcunun, yani bir futbolcunun olması şart. Futbol kulübü yönetiyorsunuz ağırlıklı olarak. Her ne kadar bir sürü branşımız olsa da ağırlıklı futbol kulübüz. Ve futbol bugüne kadar futbolcu çok az girdi yönetim kurullarına. Futbolcu olması lazım. Futboldan gelen insanların yönetim kurulunda olması lazım. Dolayısıyla Feyyaz'ın orada yanlış bir isim olduğunu düşünmüyorum. Samet Aybaba konusunda ise Samet Aybaba'nın kişiliğiyle ilgili değil benim söyleyeceklerim. Tanımam da kendisini. CV'sine baktığım zaman, bir de o pozisyona baktığım zaman o pozisyonla onun CV'si örtüşmüyor. Yani şimdi sportif direktör dediğiniz zaman bunun bir eğitimi var. Bir tecrübesi var. Yani bir bu direktörlüğün değişik kademelerinde çalışıp oraya gelmiş olmak. Avrupa'nın hiçbir yerinde daha önce hiç sportif direktörlük yapmamış birini gelsen başarılı bir futbolcuydun buraya sportif direktör ol demezler. Demiyorlardı. Bunun kademeleri var. Alttan başlıyor. Yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi Samet Aybaba'nın CV'si geçmişine baktığınız zaman Böyle bir tecrübesi yok. Böyle bir başarısı yok. Dolayısıyla ben o mevkiye daha, hatta Avrupalı ben düşünürdüm olsam. Yani Avrupa'da, Avrupa'nın en iyi. Çünkü biz Avrupa ile rekabet etmeliyiz. Türkiye'deki futbol ortada, Türkiye'deki seviye ortada. Bizim hedefimiz Avrupalı, Avrupa seviyesi olması lazım. Ve uzun vadeli bir yatırım olması lazım. Bu açıdan baktığımız zaman Samet Aybaba'nın doğru isim olduğunu düşünmüyorum. Başarılı, başarısızlık, hiç bakın onları tartışmıyorum. Ama CVC ve o kurum, o pozisyonu karşılaştırdığım zaman meç etmiyor, şey yapmıyor, iç içe geçmiyor. Dolayısıyla doğru isim değil diyorum. Ben de size belki küçük bir katkı yapacağım nacizane abi bu konuda. Geçenlerde bir kardeşimiz bir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı bu takımdan uzaklaştırıldı. Birazcık scout eğitimi almış bir insan olarak öz kaynak düzendeki çocukların yaş gruplarına, onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini, onlara ve aileleriyle ilişkilerin boyutlarının neler olması gerektiğini bu eğitimlerde anlatılıyor sevgili Hayri abicim. Yani işte 5-6 yaşındaki çocuğun ailesiyle başka türlü bir ilişki bağınız olsun, işte çocuklarla başka türlü bir ilişkiniz olsun. Bunları maalesef bu yaşanan olayda çok açık bir şekilde gördük ki orada da amiyane tabirle çuvalladık. Hem de nasıl ya, ben çok üzüldüm. İletişim dengesini kuramadım. Ben çok üzüldüm o olayda. O genç çocuğu adına çok üzüldüm. Şimdi ne yaptı bu çocuk? Formasıyla şeyde işte sosyal medyada bir tuvalette poz vermiş. Çıplak mı? Ahlaka aykırı bir, mugayir bir şey mi var? Kötü bir şey mi yazmış altına? Hiçbir şey yok. Bunu empati yapmaları lazım. Yani yöneticilerin ve Samet Aybaba'nın. Benim çocuğum bunu yapsaydı ne yapardım? Buna nasıl tepki gösterirdim? Yani. Evden mi kovardım ben bu çocuğumu? Döver miydim? Cezalandırır mıydım? Yani bunları hem yetiştiriyoruz, zor yetiştiriyoruz. Yetiştirdiklerimiz zaten menajerler kapıyı elimizden alıyor. O ayrı bir konu, ayrı bir sorun. Beşiktaş'ın kanayan yarasıdır o menajerlik konusu. Şimdi bu çocukla ilgili bir sürü de şey de çıktı. İşte İskenderun Spor'a yollanmak istenmiş. Çocuk kabul etmeyince kızılmış falan. Şimdi bunlar, bu dedikodulara mahal vermemek lazım. Yani mesela hani diyorum ya eski futbolcuları getirip altyapıya koymak yanlış. İşte CVC uymayan bir teknik sportif direktörü yapmak yanlış. Şimdi Avrupa'yı bir yönetimimiz olsa bir, o çocuğa özel yaşamında neler yapıp yapmayacağı daha kulübe geldiği günden beri itibaren anlatılır, eğitilir. Bak şunları yaparsan kendine zarar verirsin. Şunları yaparsan kulübe zarar verirsin. Çünkü eğitim sadece futbolu öğretmek değil. O çocuğun sosyal duygusal yanlarını, kültürel yanlarını, yaşam deneyimini, bunları da sizin sorumluluğunuzda oluyor. Çünkü seni temsil edecek bu çocuk. Dolayısıyla bunları da geliştirmeniz lazım. Biz bunları geliştirmiyoruz. Sonra o çocuk bir hata yaptığı zaman cezalandırıyoruz. Ben çok üzüldüm o çocuğun bu şekilde yollanmasına. Diyorlar ki iyi futbolcu değil de iyidir, kötüdür. O ayrı. İyi insan olması önemli. Bizim için önemli olan o. Ve biz o çocuğun hayatına kötü bir şey olarak girdik. Kötü bir anı olarak girdik. Hatta kötü etkiledik bile hayatını çocuğun. Hayır abicim çok teşekkür ederim. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Çok dolu bir program oldu. Dilerim daha da başka, daha da derin konuları sizinle konuşmak, tartışmak nasip olur. İnşallah. Katıldığınız için teşekkür ederim. Tüm Beşiktaşlara da bizi izledikleri için ayrıca teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.